Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, mağfireti, bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdi bugünkü terapimizde diyelim, öyle demek geldi içimden. Çünkü bizim inşallah her videomuz Allah'ın izniyle herkese şifa oluyor, aydınlatıyor, bilgilendiriyor, şuur kazandırıyor ve insanların kendi kendilerine terapi yapmasını ve iyileşmesini sağlayan terapi mahiyetindeki içerikler bunlar çünkü. Yüzlerce mail ve mesaj alıyorum. Videolarınızda çok şey öğrendim. Pek çok şeyin farkına vardım. Sorunlarımı çözdüm. Allah razı olsun diyorlar. Muhteşem güzel haberler alıyorum çok şükür. İhtiyacı olan tüm sinelere ulaştırsın Rabbim. İnşallah. Ve bugün yine kendi kendinize yapabileceğiniz ve kendinize çok fazla fayda temin edecek tek nokta atışıyla bir şifa olacak, konsantre bir şifa, bir terapi uygulaması sunmak istiyorum. O yüzden inşallah çok hayırlı olacak bu. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrabbilalemin, Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed diyelim ve bu şekilde başlayalım. Çünkü hadis-i şerif var. Besmele ve hamdeleyle ve salavatlarla başlanan her şey hayırla hitama erer diyor. Ve iki salavat arasına alınarak yapılan her dua makbul olur diyor Efendimiz de. Şimdi burada ben bir örnek üzerinde çalışalım diyorum. Diyelim ki eşinize veya çocuğunuza veya ebeveyninize veya patronunuza veya bir arkadaşınıza kızdınız. Ve çok sinirlendiniz, çok kötü bir olay yaşadınız. Ve o siniri boşaltamadınız. Sizi üzen ve travmatize eden ciddi bir olay oldu bu sizin için. Ama bir türlü atamadınız bunu. Ne oluyor bu durumda biliyor musunuz? İşte duygular vücutta kalınca ya baş ağrınız tutar, ya da midenize vurur, mide ağrıları başlar, ya hazımsızlık, yeğirme başlar veya bazısında kaşıntı oluşturur. Bazısının vücut ağrıları artar. Yani mutlaka hazmedilemeyen duygular beyinde veya bedende bir yerlerden çıkar yani. Olayın üstünden böyle zamanın geçmesiyle duygular birazcık yatışır ama o olay ve o olayın duyguları bilinçaltına bastırıldığı için bir müddet sonra başka benzeri bir uyaranla karşılaşınca eski duygular yine hemen tetiklenmeye başlar ve gün yüzüne çıkar. Yine siz o gün kendinizi gergin, mutsuz, sinirli, tedirgin hissedersiniz. Üstelik bu kızgınlık, öfkeye ilaveten bir de üzüntü eklenmiştir. Neden bunları yaşadım? Neden böyle oluyor? Neden o bana onu yaptı? Niye böyle söyledi? Gibi bir sürü sorular sormaya başladığınız için üzüntü birikir. Bunu ilk videomuzda hatırlarsanız, negatif soru sorduğumuz zaman bilinçaltından negatif cevap geliyordu. Eğer siz pozitif soru sorarsanız bilinçaltından pozitif cevap gelir demiştik. Bunun için bunu neden yaşadım değil, bu problemin harika yanı nedir? Buradan ne öğrenmem gerekiyor? Bu problemi çözebilmem için neye ihtiyacım var gibi pozitif sorular sorarsak bilinçaltından kendiliğinden pozitif çözüm olarak zaten cevaplar gelecektir. Lütfen o ilk videomuzu tekrar izleyiniz. Bütün videoları en az 2 veya 3 kez izlemenizi tavsiye ederim. Bilgilerin içselleştirilebilmesi açısından. Çünkü beynimiz tekrarlarla öğreniyor. Şimdi yaşadığınız hadiseyi yazın. Sonra biz EMDR çalışırken, Eye Movement Desensitization Reprocessing dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme tekniği. Bu uygulamada danışanımıza bu olay sizi 0 ile 10 arasında kaç derecesinde etkiledi diye sorarız. Burada sat seviyesini ölçeriz. Mesela 10 diyelim bu olay sizi çok etkiledi. Bunu kaydederiz. Sonra yaşadığınız bu olay sizin kendinizi nasıl tanımlatır diye sorarız. Burada kişinin kendine atfettiği negatif kognisyonları buluruz. Mesela işte der ki danışan, üzgünüm, çaresizim, mutsuzum, karamsarım,
kendimi kötü hissediyorum, yeterince iyi değilim, ben sevilmem, değersizim, önemsizim, yanlış bir şey yaptım, kimseye güvenemem gibi 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 böyle. Biz eline bir liste de uzatıyoruz, uzun bir listeden seçim yapabilir veya kendisini bu olay nasıl tanımlatıyorsa direkt onu söyleyebilir. Amacımız kişinin kendisine atfettiği bu negatif kodları fark ettirip bunları bilinçaltından değiştirmektir. Bir de şöyle bir soru sorarız. Kendinizi nasıl tanımlamak isterdiniz? Evet, böyle bir soru sorarız. Örneğin ben güçlüyüm, üstesinden gelirim, başarabilirim, kendime ve kararıma güvenirim, kendimi seviyor ve onaylıyorum gibi pek çok pozitif kognisyonları gösteririz veya kendisi söyler, kendisi direkt şöyle olmak isterdim bu olay için der ve biz o kognisyonu da kaydederiz. Ya listeden seçer veya kendisi söyler. Şimdi bir de şunu sorarız. Bu pozitif kognisyona diyelim ki ben üstesinden gelebilirim ya da güçlüyüm ya da güçlüyüm üstesinden gelebilirim seçti mesela. Buna kaç, 1 ile 7 arası kaç derecesinde inanıyorsunuz, kaç puan verirsiniz diye sorarız. Bu şekilde ona VOC'yi tespit ettirmiş oluruz ve bunu da kaydederiz. Yani kendine olan özgüvenini ne kadar yükseltmek ister, kendini nasıl tanımlamak ister, bu duyguyu yükseltebildik mi terapiden sonra bunları anlamak için bunları sorarız ve bunları yazarız, kaydederiz. Burada amaç uygulayacağımız travma çözme terapisinden sonra negatif duyguları 10'dan 0'a düşürmek, üstesinden gelme gücünü de 1'den 7'ye yükseltmek. Veya danışan ne dediyse, 2 mi dedi, 3 mü dedi, o rakam neyse, onu 7'ye yükseltmektir. Sonra o olaya ilişkin danışan acaba hangi duyguları hissetti ise onu kaydederiz. Mesela kızgınlık mı, öfke mi, üzüntü mü, kaygı mı, korku mu, nefret mi, ne hissettiyse onları tespit ederiz, yazarız. Ondan sonra da şu soruyu sorarız. Bu duyguları vücudunun neresinde hissettin? Bunu da duyum olarak kaydederiz. Beyninde mi, bedeninde mi, örneğin mesela midende mi, kalbinde mi, kollarında, bacaklarında mı, nerede hissettin? Evet, duyum olarak da bunu kaydettikten sonra böyle danışanı tam bir yere oturtarak, koltuğu mesela ortalığı ayarak oturup deriz. Tabii bu özel muayenehanelerimizde çalışırken bizzat cihazlarla çalışıyorduk ama şimdi online çalışıldığı için koronavirüs meselesiyle. Diyelim ki siz evinizdesiniz, koltuğunuza oturdunuz, ortaladınız koltuğu ve karşınızda duvar var. Duvarın tepesindeki iki köşeye odaklanacaksınız. Gözleriniz sürekli bu iki köşe üzerinde gezecek. Baş sabit duracak, sadece göz hareketli olacak. Bu şekilde. Mesela benim de karşımda bir duvar var şu anda. Göz hareketleri yapmaya başlayacak. Ve siz ne yapacaksınız? O esnada olayı aklınıza getireceksiniz. Gözlerinizin önünde yaşadığınız o olayı tekrar canlandıracaksınız. Ve o duygu durumunun içine gireceksiniz. Burada bir hatırlatma yapayım. Eğer çok ağır bir durumsa bir uzmanın kontrolünde olun derim. Semptomları yönetebilmeniz açısından bir komplikasyon oluşmasın diye. Ama normal bir duygu durumu ise bilinçaltına bunu söküp atmak istiyorum, bu beni rahatsız ediyor diyorsanız bunu kendiniz de çalışabilirsiniz. Kendi kendinize terapi faydası verin diye zaten anlatıyorum bunları. O zaman göz hareketleriyle birlikte yapıyoruz bunu biz. Ne yapıyoruz? Göz hareketleriyle başladık. Bununla birlikte akupunkturda çakra merkezleri, enerji kanalları ve meridyen hatlarıyla alakalı çok önemli yerler var. Daha önce ben kulak ve vücut akupunkturu ve uzak doğu tababetiyle ilgili birçok eğitim aldım. Bu merkezlerin oralardan biliyorum nereleri olduğunu. En önemli yerlerden biri tepe çakrası ile boğaz çakrasının olduğu yerdir. Diğer yerleri de söyleyeceğim ve göstereceğim inşallah. Nasıl birçok tekniği birleştirerek konsantre bir terapi yapıyoruz, göstereceğim inşallah. 5000 yıllık Çin tababetinde bu akupunktur noktaları gerçekten çok önemlidir. Aynı zamanda EFT dediğimiz, Emotional Freedom Technique dediğimiz yöntemle de yıllardır
bu noktalar kullanılıyor zaten. Ben EMDR'ın içinde hem göz hareketlerini hem EFT akupunktur vuruş noktalarını ve aynı zamanda hem de NLP'yi de yeri geldikçe kullanıyorum. Ayrıca Ho'oponopono'yu da kullanıyorum. Bu konuda biliyorsunuz daha önce videolarım var. Ho'oponopono uygulamasıyla alakalı 3 video çekmiştim. Onun felsefesini, uygulamasını, insan ilişkilerini ayrı ayrı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da binlerce insan Allah razı olsun dedi, duygularını boşalttı ve çok rahatladığını anlattı. Bu terapimizde de hepsini birleştirerek yapmaya ve size en maksimum düzeyde fayda vermeye çalışacağım. Evet, kanalda en çok tık alan videolardan birisiydi bu Ho'oponopono videosu. Koronadan önce kulak akupunkturu uygulayarak işe başlardım ben. Orada psikolojik, psikotrop tüm noktaları uyarıyordum. Ama şimdi online'a dönünce travma çözme çalışmalarını online uygulamasını yapıyoruz. Sadece birebir akupunktur uygulamasını yapamıyoruz. EMDR'ı daha önce bir cihaz vasıtasıyla uygulardım. İşitsel olarak kulaklara gelen bilateral ses uyarınıyla, görsel olarak danışanın önünde akan kırmızı, mavi, yeşil renklerde ışıklarla çalışıyordum. Terapinin akışına göre o ışıkların renklerini değiştiriyordum. Ve ellere de titreşimler vererek uyguluyordum. Şimdi online olarak danışanımla çalışırken göz hareketleriyle, tepe çakra ve boğaz çakrası vuruşlarıyla birlikte hepsini bir yaptırıyorum ki hem göz hem eller uyaran almış oluyor bu şekilde. Hem de dolayısıyla bütün çakra merkezleri aktive edilerek travmaya daha çabuk ulaşıyoruz ve çözüyoruz. Vücuda yapılan bu bilateral uyarılar duyguyu vücuttan söküp atıyor. Önce göz hareketlerini yatay başlatıyorum. Ve iki nokta arasında baş sabit, göz hareketli olacak. Tepedeki iki noktadan başlıyoruz. Olayın akışı içerisinde semptomlar hızla artmaya başlıyor zaten. Kişi olayı anlatıyor, ağlıyor, gözyaşları akıtıyor. Yani sürekli semptom artmaya başlıyor. Mesela duygu yükseliyor, öfke, kızgınlık veya korku, neyse, üzüntü mü? Yani o duyguların hepsi yükselişe geçmeye başlıyor. Sürekli yükselmeye, sürekli yükselmeye, sürekli yükselmeye devam ediyorsa, beynin orada takılıp kalmaması için bakışın yönünü değiştiriyorum mesela EMDR'ın içinde. Pek çok şey aslında ihtiyaca binaen terapi esnasında binlerce uygulamadan sonra içsel bir sezgiyle geliyor. Ve kurama eklemeler yapıyorum bu şekilde. 28 senedir bu meslekle uğraşınca tecrübe birikimleriyle neye ihtiyaç varsa o birden gelişmeye başlıyor zaten. Ve bu bakışları bu sefer ne yapıyorum? Aşağı yukarı olarak baktırıyorum danışana. Tek bir duvar köşesinde aşağı yukarı aşağı yukarı bakmasını istiyorum. Göz hareketi devam ediyor. Vuruşlar devam ediyor. Daha sonra zaten vuruşların devamı ve göz hareketinin değişmesiyle semptomun hızı düşmeye başlıyor. Kişi sürekli vuruşlara devam ederken bakışını tek bir duvarda aşağı yukarı bakmaya başlıyor. Bakın önce ne yaptık? Yatay başladık. Vuruşlarla birlikte başladık. Bilateral vuruşlar. Göz hareketi sürekli bilateral. Sonra ne yaptık? Vuruşlara devam ederken aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı yapmaya başladık. Aşağı yukarı yapmaya başladık. Duygu en son noktaya kadar nöronlar boyunca ilerler beynimizde. İlerler, ilerler, ilerler. Daha sonra beyinde gidecek yeri kalmaz. Bakışlarla birlikte düşmeye başlar. Her negatif duyguyu bu şekilde önce optimum düzeye çıkarıyoruz. Sonra adım adım düşmesine izin veriyoruz ve düşmeye başlıyor. Vuruşları travmanın akışı içinde yer değiştirerek bu sefer mesela nerede devam ettirebiliriz? Dizlerde devam ettiriyorum ben. Dizlerde bilateral vuruşlar devam ettiriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle böyle de yapabilirsiniz. Eller dizlerde. Göz hareketlerine bu sefer mesela önce sağ çapraz yapabilirsiniz. Yani duvarın o ucuyla, duvarın köşe ucuyla, tepe ve köşe uçları aşağıda, aşağı yukarı sağ çapraz. Sonra vuruşlarınıza devam edersiniz. Böyle böyle yapabilirsiniz. Bakışlarınız bu şekilde.
Duygular devam ediyor. Duygular sürekli zaten o olayın akışı içinde pek çok duygudan duyguya geçeriz. Öfke biter, arkasından üzüntü belirir, kızgınlık, nefret, hayal kırıklığı, üzüntü, hepsi tek tek bu vuruşları devam ettirirken daha sonra da sol çapraz yapmaya başlarsınız. Bakışlarınız sol çapraz olur. Sol çapraza devam ettirirsiniz. Yani sürekli bakışlar farklı yönlerde ve vuruşlar değişebilir. Dairesel bakışlar da yapabilirsiniz. Beynin her tarafındaki negatif anıları tarayıp bulup boşaltmak için. Negatif duyguları boşaltırken kişi böyle şakır şakır ağlayabiliyor veya sadece gözleri doluyor, ince ince gözyaşı döküyor. Mesela yüzü kızarıyor, göğsü kabarıyor. Yani burada üzüntü, öfke, kızgınlık veya korku açığa çıkıyor ve biriken toksik birikimi kişi vücuttan dışarı atmaya başlıyor. Beyin rahatlıyor. Duygu durumu 10 seviyesinden aşağı düşmeye başlıyor. 8, 5, 3, 2, 1, 0 gibi düşüyor. Ve kişi gerçekten çok rahatlıyor. Bazen mesela bir travma çözülürken duygular boşalıyor ve onunla bağlantılı başka bir travma daha meydana çıkabiliyor. Bu sefer o kanalın içine girmeye başlıyoruz. Oradaki negatif duyguları boşaltmaya başlıyoruz. Adeta beyinde sondaj yapıyoruz. Böyle böyle çocukluktan bu yana beynin kıvrımlarına yerleşmiş ne kadar bizi olumsuz etkileyen ve bizi travmatize etmiş olan anılar varsa düşünsel, duygusal ve görsel kanalların hepsini tek tek çalışarak, olayları tek tek çalışarak boşaltmaya devam ediyoruz. Bazen eski ve yıllardır yerleşmiş, adeta katranlaşmış duygular bazı uzuvlarımızda, midemizde veya başımızda iyice açığa çıkıyor. Yani rahatsızlığını iyice hissettiriyor. Adeta o negatif semptomlar hortluyor. Mesela kişi örneğin geğirmeye başlıyor. Kontrol dürtüsü çok olan, her şeyi kontrol etmekle uğraşan kişilerde mideyle ilgili hazımsızlık duyguları çok fazla olur. Geğirmeler, mide ekşimelerin yanmaları. Mesela dakikalarca travma çözümleme esnasında duygular çözülmeye başlayınca geğiren bir danışanım vardı. Yani bu danışanım yıllarca mide hapları kullanmış. Pek çok gastroloğa gitmiş ama duygu boşalmayınca beden iyileşmiyor. Verilen ile ilaçlar ne yapıyor? Semptomu biraz yatıştırıyor ama temelde hastalığı tedavi etmiyor. Uygulama sırasında semptomların artması, çoğalması nedir? İyileşme belirtileridir. Yani bir değişim var orada, bir hareket var, bir iyileşme var demek ki boşalıyor. Yani senelerce mesela uykusuzluk çeken ve ağır psikiyatrik ilaçlarla uyku laboratuvarlarında uyutulup beyni takip edilen ama ona rağmen 2 saatten fazla uyuyamayan danışanlarım vardı. Yani bu verdiğim doz bir fili yere serer. Senin nasıl bir beynin var ki uyumuyor? Benim bu durumda yapabileceğim hiçbir şey yok der psikiyatrist mesela. Böyle bir danışanım vardı. Biz hiç kimyasal kullanmadan ilk seanstan itibaren beynindeki tüm travmaları çözdükçe uyku süreleri artmaya başladı. Ve 5-6 saate yükselince Allah razı olsun sizden eski uykularım geri geldi çok şükür demeye başladı. Yani bu kişinin üzerinde çalışırken ayrıca kulak ve vücut akupunkturu da uygulamıştım. O zaman akupunktur şey yoktu, korona yoktu. Bütün uyku merkezlerini uyararak travmalarını o şekilde çözmüştüm. Kulakta, kafada, bileklerde ve ayaklarda uyku hormonunu üreten uyku merkezlerimiz var. Bu kişinin tedavisine devam ediyorken bu bayanda bir ara böyle hafif duraklamalar oldu. Ben ona şunu sordum, bana söylemediğiniz veya sakladığınız bir şey var mı diye sordum. Sakladığım değil de Melek Hanım, nasıl anlatacağımı tam bilemediğim bir sorunum daha var dedi. Nedir dedim. Kızım dedi. Yıllarca çocuk sahibi olmak istiyorlar ama olamıyorlar dedi. 3 kez tüp bebek denediler dedi. Kaç kere dedi işte uçakla İstanbul'a geliyorlar gidiyorlar. Bir sürü masraf, bir sürü iğneler vuruluyor, para harcanıyor. Yani ama tüp bebek tutmuyor, bebek olmuyor bir türlü. Hani harcanan paralardan ziyade insanların psikolojileri bozuluyor. Ama yani çok uğraştılar. Kızımın bu durumuna da ben çok üzülüyorum dedi. Ben direkt şu soruyu sordum bayana. Kızınızın korkuları var mı dedim. Evet, çok korkuları var dedi. Evde yalnız kalamaz dedi. Gece tuvalet için bile kocasını kaldırır dedi. O kadar çok korkuyor karanlıktan, yalnızlıktan dedi. İşte kocası iş nedeniyle şehir dışına çıkacak olsa bana gelir. Babayı biz başka odaya göndeririz. Biz birlikte yatarız dedi. Asla yalnız yatamaz dedi.
Siz dedim üzülmeyi bırakın, kızınız gelsin dedim. Onun korkularını, depresyonunu çözelim. Türk bebeğe bile gerek kalmadan hamile kalır inşallah dedim. Gerçekten mi dedi? Evet, Allah'ın izniyle gerçekten dedim. Gerçekten kızı da geldi. Korkularını, depresyonlarını, sıkıntılarını çözdük. Ve gerçekten Türk bebeğe gerek kalmadan kendisi doğal yolla hamile kaldı. Arka arkasına iki bebeği oldu. Hatta benim kızımın düğününe bebekleriyle birlikte geldiler. Çok mutlu olmuştuk. Rabbimin mükemmel yarattığı bir sistemi var. Resmen vücudumuz elektrokimyasal bir yapıya sahip. Hassas mizanlarla donatılmış bir laboratuvar gibi çalışıyor. Biz sadece bilimsel bazı dokunuşlarla sistemi harekete geçiriyoruz, o kadar. Bütün terapiler böyle iç içe uygulanarak yapılırsa daha başarılı olunuyor. Yani bir taşla 10 kuş birden vuruluyor. Ondan sonra da o kişiyi ruhsal sağaltımı sağlamak için hipnoza alıyorsunuz. Nur üstüne nur. Tüm negatifler boşaldıktan sonra pozitifleri artırma fazı başlıyor mesela EMDR'ın içinde. O zaman da diyoruz ki geçmişe git ve kendini olumlu, güçlü, mutlu hissettiğin bir anıyı bul, getir. Bu arada göz hareketleri devam ediyor. Anı bulmada göz hareketlerini yatay olarak yaptırıyorum. Vuruşlar devam ediyor. Vuruşların ve bakışların yönlerini ihtiyaca binaen duruma göre değiştirebiliyorum. Kendini sevme, onaylama, pozitif duygu durumlarını yerleştirmek için bu sefer vuruşların yönünü şöyle yapıyoruz. Kelebek vuruşuna çeviriyoruz. Ellerimizi göğsümüzün üzerinde çapraz yapıyoruz. İster böyle. Çapraz yaparak omuz başlarımıza vurmaya başlıyoruz. Olumlu anıları pekiştirmek için birebir vuruşlardır bunlar. Bunu vururken tabii göz hareketini de devam ettiriyor. Evet, bu şekilde yapılırsa daha başarılı sonuçlar alınıyor. Mesela bu vuruşlarla çocuklara bu şekilde masal anlattırılarak çocuğun o gün içinde yaşadığı olumsuz duyguları varsa boşaltıp rahatlamasını sağlayabiliriz aynı zamanda. Bu kelebek hareketini çocukların travmalarını çözmede de çok kullanırız. O zaman çocuk daha huzurlu, mışıl mışıl uykuya dalar, derin uyur, uykuları bölünmez, kötü rüya görmez, korku yaşamaz. Danışanıma seans esnasında iki tane mesela önemli olarak her seansta hayatında yaşadığı olumlu, güçlü, mutlu anı buldururum mutlaka. Mutlaka vardır ama. Ağır depresyon durumlarının tedavisini yaparken biraz olumlu anı bulmakta zorlansak da yine bulabiliyoruz. Onları öyle bilinçaltının derinliklerine atıyor ki insanlar o depresyonun ağır dönemlerinde. Yani üstlerde hep olumsuz anılar var. Sürekli onlar hatırlanıyor. Pozitif anılar çok gerilerde kalmış. Onu göz hareketleriyle buluyoruz. Beyin tarama yapıyor çünkü o zaman. Zamanla ne yapıyor? Tedavi ilerledikçe, negatifler boşaldıkça pozitifler üste çıkmaya başlıyor. Artık güzel anılar hatırlanmaya başlıyor. O zaman hani pozitif bir anı bulmakta hiç zorlanmadan buluveriyoruz. Şimdi bulduk anıyı. Bulduğun anıyı şimdi büyük dev ekrana taşı. Görüntü net, büyük ve parlak olsun. Tablonun içine gir, yaşa ve hisset diyorum. Sonra oradaki sevinç, neşe, mutluluk, özgüven yükselsin, 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 yükselsin. Bütün beynine, bedenine, kalbine, belleğine, bilinçaltına iyice yerleşsin. Hisset ve yaşa. Şimdi al onu geleceğe taşı. Şimdi ve gelecekte ben eşimle, çocuklarımla, ebeveynimle, neyse patronumla, arkadaşımla, neyin üzerinde çalıştıysak onlarla olumlu, neşeli, güçlü ve mutlu olacağım diye bir çapalama atıyoruz bilinçaltına. Sonra diğer bir anıyı getiriyoruz. Bu o anıyı da aynı şekilde işlemlemeye alıyorum. Büyük dev ekrana taşı, görüntü net, büyük ve parlak olsun, tablonun içine gir, yaşa ve hisset ve duyguyu yükselt ve onu al, geleceğe taşı. Daha sonra iki tabloyu, pozitif anıları yan yana koyuyoruz. Ben pozitif kognisyonları söyledikçe tabloların içine yerleştir diyorum ve içinden yapabilirsin bunu diyorum. Ve her iki tablonun içine yerleştirebilmesi için kognisyonları ikişer ikişer söylüyorum. Örneğin ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Ses tonumuzu burada cidden koyu ve vurucu bir şekilde verirsek çok daha iyi yerleşir bilinçaltına. Çünkü ses tonu çok önemlidir burada. Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Üstesinden gelebilirim.
üstesinden gelebilirim. Kendime ve kararıma güvenirim. Kendime ve kararıma güvenirim. Başarabilirim. Başarabilirim gibi. Pozitif kognisyonları sürekli yerleştirebilirsiniz. Olumlu kognisyonları yerleştirdikten sonra VOC 7'ye yükselmiş mi bir ona bakarım, yani onu sorarım. Yükselmemişse 7'ye yükselmesi için neye ihtiyacın var diye bir soru sorarım. Daha sonra der ki mesela, biraz daha özgüvene der mesela. O zaman kişiye hemen şu soruyu sorarım. Kendine, özüne güvendiğin mutlaka olumlu, güçlü, mutlu bir anın daha olmuştur. Lütfen başardığın, kendine aferin dediğin, öyle çok büyük şeyler olmasa da olur. Yani bazı insanlar küçük şeylerle bile mutlu olabilirler. İşte git o anılardan birini daha bul. Mesela onu göz taraması yaparken tarama yapar, geldi der ve o anıyı bilinçaltından çeker, getirir ve onu yine işlemlemeye alırım. Tekrar pozitif kognisyonları yerleştiririm ve onu 7'ye yükseltirim. Burada tekrar hatırlatma yaparım. Lütfen düşüncelerinize dikkat edin. Düşünme yeteneğinizi pozitifte geliştirin. Bakın, bir zahmetle negatifleri boşaltıp pozitifleri yerine yerleştiriyoruz. Bari bundan sonra hep bu kabiliyetleriniz olumlu yönde inkişaf etsin. Pozitif ve üretken olacağınız bir dünyayı kendiniz seçebilirsiniz diyorum. Sadece negatiflerle dolu, suizan, yargı, gıybet, riya, suma, kibir dolu bir hayatı da seçebilirsiniz. Yani seçim sizin. Yani siz bilirsiniz diyorum. Ama onu seçtiğinizde bakın nasıl hastalandığınızı birlikte görüyoruz. Bundan sonra artık size verilen ömrü Allah'ın rızası doğrultusunda hep velut döngüde, doğurgan döngüde, huzur içinde pozitif olarak geçirebilirsiniz. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın katından, ha burası çok önemli. Şimdi artık biz 7'ye, VOC'yi 7'ye yükselttik. Ondan sonra artık terapiyi tamamlayacağız. Bir arınma seansıyla terapimizi bitireceğiz. Şöyle mükemmel bir uygulamada yapıyorum burada. Gözlerini kapattırıyorum danışanıma. Sonra söylediklerimi canlandırmasını istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın katından, Kur'an'ın içinden, Peygamber Efendimiz'in yanından akan bembeyaz bir şifa enerjisi var. O enerjinin çok kuvvetle aktığını gör, düşün ve hisset. Tepe çakrandan içeri akıyor. Ve bir çağlayan gibi akıyor adeta. Ve beynindeki tüm negatif düşünce ve duyguların, tüm negatifliklerin hepsinin boşaltılmasını sağlıyor. Burada mesela bunu hem canlandırırsınız hem de içinizden Ferdün, Hayyün, Gayyümün, Hakimün, Abdün, Kuddüs, يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمْ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءً diyerek, ismi azam olan bu şifa ayetini de okuyarak akışı hissetmeye ve şifalanmaya devam edersiniz. Aksın, 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 akan o şifa enerjisi üçüncü göz çakranı temizlediğini gör, düşün ve hisset. İki gözlerini bir çizgiyle çizip üçgenin tabanını oluşturacak, alnımızın üstünde oluşturacak şekilde bu alnının ortasına tekabül eden nokta, üçüncü göz noktası. İşte bu üçüncü göz çakrasının temizlendiğini gör, düşün ve hisset. Akan şifa çağlayana üçüncü gözünü temizliyor. Bundan sonra her şeye daha olumlu, daha güçlü ve pozitif bakmaya söz veriyorum Allah'ım diyorsunuz. Ve sonra boğaz çakrasını temizlemeye başladı. Akan şifa enerjisi kuvvetle akıyor. İçinize atıp biriktirdiğiniz tüm negatifleri serbest bırakıyorsunuz. Ve burada kendimi seviyor ve onaylıyorum diyorsunuz. Ve şifa çağlayana akmaya devam ediyor. Ve bu sefer kalp çakranızı temizliyor. Kalbinizdeki tüm negatif duyguları, üzüntü, kızgınlık, öfke, kaygı, korku, kuşku, sebepsiz korku, nefret, hepsinin birden akıp gitmesine izin veriyorsunuz. Aksın, 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 aksın. O akarken aynı zamanda kalbinizde hissettiğiniz riya, ucub, fahır, gurur, kibir, enaniyet, gıybet, haset, iftira, suizan, malaniyat, yargı, her türlü negatiflik, ne kadar negatiflik varsa hepsinin akıp gitmesine izin verin. Düşünün, hissedin. Ve hepsi kalbinizin İçinden boşalıp, akıp, yıkansın, temizlensin, gitsin. Burada mesela hemen kalp temizlenirken
Tevbe ayetini okuyabilirsiniz içinizden. Zihin engellerken dil çalışabilir. Ve tüb aleyna ya tevvab ya hakim tevbeten nasuha li ekune minellezine izâ fealû fâhşeten ev zalimu efsehum zekerullah testağferu bi zunubihim ve men yagfiru zunube illallah estağfurullahil azim el kerim ellezî la ilahe illâhu aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim. Tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi. Ellerim, ayaklarım, gözlerim, kulaklarım, dillerim, dudaklarım ve cemi azalarımla işlemiş olduğum hata, günah, isyan, büyük ve küçük, bilerek veya bilmeyerek işlediğim her türlü günahlarımdan tevbe ediyorum. Pişman oldum, bir daha işlememeye azm-ı cezmi kastettim. Güddüs, Gafur, Afu isimlerinin hürmetine beni affeyle ya Rabbi. Ve akışın devam ettiğini, kuvvetle aktığını, devam ettiğini hissedin. Elektriklenme, karıncalanma şeklinde hissedeceksiniz hepsini bakın. Hepsini Allah'ın Ya Vedud ismine havale edelim. Tüm negatiflerin hepsini boşaltalım. Hepsini Rabbim tüm negatifleri pozitife çevirsin diye niyet edelim. Ve burada hemen tüm bu negatif duygular giderken onlara seslenerek deyin ki, sizler bana bir farkındalık yaşatmak için hizmet ettiniz. O yüzden sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Ama ben sizi fazlasıyla kullanarak çok suistimala uğrattım. Özür dilerim, beni affedin. Şimdiden sonra bu negatiflerin yerine Rabbime sonsuz güvenip, ona dayanıp her şeyi ondan bekliyorum. Yani negatifleri boşalttınız, o boşalan yere pozitif bir duygu yerleştirmeniz lazım. O duygu ne olmalı? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani siz bütün iyilikleri ve şifayı ancak Allah'tan bekleyebilirsiniz. Ve oraya ona güveni koyabilir ve yerleştirebilirsiniz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi koyuyorum. Ve bu duyguları pozitife dönüştürüyorum. Burada Rabbimizden gelen şifa ve yardım ile kendimizi bütünüyle temizleyip dönüştürüyoruz bakın. Şimdi derin bir nefes alıyorsunuz. İçinizde 20 saniye tutup boşaltıyorsunuz ve daha sonra gözlerinizi açıyorsunuz. Çok rahatlıyorsunuz. Bakın ne yaptık burada? O enerji, bu enerji değil. Sadece Allah'ın yarattığı Allah ve Resulüne ait enerjiyle yıkanıp arındık. Eğer tedavilerimiz Allah, kitap ve sünnet endeksli olmazsa süptil, bulaşık, karışık enerjilerle %100 pozitif bir iyileşme olmaz. Direkt kaynaktan saf ve temiz enerjiyi alıp kullanıyoruz ve temizlenip arınıyoruz. Eğer düşünce frekanslarımızı Allah'ın ve Resulünün pozitif frekanslarına uyarlayabilirsek, tam konsantre olup adapte edebilirsek, enerjisel anlamda da uyumlu hale gelmiş olacağız. Ve direkt şifayı alacağız Allah'ın izniyle. Maddenin ve dünyanın kaba formundan çıkıp, enerjisel olarak frekansımızı yükseltirsek, Allah ve Resulüyle anında, birebir, anında bütünleşerek bir ve bütün oluyorsunuz. Allah Resulüne salavat getirmek mesela bu esnada aynı zamanda büyük bir şifadır. Şifanın en safıdır salavat. Efendimiz bana salavat getirenin ismiyle, cismiyle, anne babasının ismine kadar hepsiyle haberdar olurum diyor. O yüzden terapiye başlarken Euzu Besmele, Hamdele ve salavatla başladık. Nese'i hadisinde de der ki kim bana bir selatü selam okursa Allah ona 10 hasene yazar, 10 günahını siler, 10 derecesini yükseltir. Sabah 10, akşam 10 salatü selam okuyana kıyamet gününde şefaatim yetişir buyuruyor Efendimiz. Bakın Efendimiz olmadan hiçbir şey olmaz. Üstadım Bediüzzaman der ki Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O kapının birinci anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. İkinci ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Ve yine başka bir hadis-i şerifte de iki salavat arasına alınarak yapılan duaları Allah kabul eder buyuruyor. İşte ne yapıyor danışanımız bu terapilerde? Hayatını baştan sona gözden geçiriyor.
neleri yanlış yapmış, bundan sonra neleri yapması veya neleri yapmaması gerektiğini anlıyor. Bir kez daha hayatına çekidüzen veriyor ve Allah'ın izniyle Rabbimin kitap ve sünnetine uygun güzel bir şifalanmayla da şifalanıyor. Ve bütün sıkıntıları, negatif duyguları boşalınca o kişinin Allah yolunda güzel ahlakla, Efendimizin sünneti seniyelerini uygulayarak güzel bir yol alması, iyi bir kul olması, iyi bir eş, anne, baba, ebeveyn olması mümkün hale geliyor Allah'ın izniyle. Evet, sevgili izleyicilerim, bugün bütünüyle pek çok tekniği bir arada uygulayarak güzel bir terapi seansı nasıl yapılır, bunu kendi kendinize uygulayabilin diye, kendi sıkıntılarınızı çözmesinde yardımcı olsun diye anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.